Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size için özel bir içerik hazırlamak istedik. Son dönemde malum elektrikli otomobiller hali popüler olmaya başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Citroen'in Ami modeli de satışa sunuldu. Ama nasıl satışa sunuldu? Bunu hemen bir ayrı bir parantezle değerlendirelim. Çünkü konumuzla oldukça alakalı bir durum. Biliyorsunuz Citroen Ami modelini kısıtlı sayıda ülkemize getirmişti ve bunlar bayilere vesaire satılacağı söylendi. Fakat bir şekilde bu otomobiller galericilerin de eline geçmiş. Onlar da demişler ki kaça satalım, kaça satalım. Heh, bu araba için 210 bin lira iyi bir fiyat. Ve genel olarak baktığınızda Citroen'in sitesinde mesela Ami yok. Bayiye gittiğinizde Ami yok ama sahibinden'e girdiğinizde, o meşhur sarı siteye girdiğinizde bakıyorsunuz orada 210 bin liraya 01 Ami almanız mümkün. Tabii ki insanlar çok sıcak yaklaşmadılar bu fikre. Neden? Çünkü Citroen Ami ile hemen hemen benzer özelliklere sahip olan otomobiller zaten 60 bin liraya satılmakta. Bunlardan bir tanesi de bugün videomuza da konu olan Regal Raptor E-Car K5 Long modeli. Şimdi bu model bizlere neler sunuyor? Citroen Ami ile böyle ortak olan özellikleri neler falan, bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Aslında arkadaşlar baktığımız zaman o da hani Citroen Ami gibi küçük ve kompakt yapıda bir otomobil. Bu otomobilde aslında buna biz mobilet tarzı bir şey de diyebiliriz. Biraz motoru da andırıyor çünkü hani böyle eski zamanlardaki motorlar vardı ya, böyle genelde böyle karton falan toplarlardı belki hatırlarsınız. O tarz şeylere benziyor. İçine 3 kişi bir şekilde sığıyor. Ama bagaj diye bir şey yok. Eğer bagaj olarak kullanacağım diyorsanız arka kısmı, bu sefer içine tek kişi sığabiliyor. O da tabii ki sürücü. Bu açıdan baktığımızda Citroen Ami ile benzer hatlara sahip. Yani küçüklüğü olsun, motor hacmi olsun, işte ne bileyim kapasitesi olsun, menzili olsun, bunlar Citroen Ami ile çok benziyor. Biliyorsunuz Citroen Ami'nin saatte 45 km hıza çıktığı söylenmişti. Yani fabrika verileri bu şekildeydi. Bu otomobil ise arkadaşlar saatte 50-55 km hız yapabiliyor. Yani hemen hemen Citroen Ami ile aynı diyebiliriz. Menzil tarafına da baktığımızda 65 km'lik bir menzile sahip. Ami'de ise bu 75-80 civarındaydı. Tabii söz konusu elektrikli otomobiller olduğu zaman yol durumu ve hava durumu menzile çok fazla etki ediyor. Yani belki benzinli ya da mazotlu araçlarda o kadar fazla bunlar bir etken olarak önümüze çıkmayabilir. Ama söz konusu elektrikli otomobiller olduğunda arkadaşlar hızlandığınız zaman menzil bir kere düşüyor. Yani otobanda menzil azalıyor. Bakın mazotlu ve benzinli arabalarda tam tersidir. Otobana çıktığınızda yakıt tüketimi düşer. Dolayısıyla menzil artar. Burada ise hızlandığınız zaman menzil ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Aynı şekilde soğuk havalarda menzil düşüyor. Sıcak havalarda ise menzil artıyor. Yani bu tarz şeyler otomobilin menzilini direkt olarak etkiliyor. Bir de otomobile 3 kişi bindiği zamanla 1 kişi bindiği zamanki menzil arasında bayağı bir fark var. Tamam, içten yanmalı motora sahip otomobillerde de bu fark var ama en azından elektrikli otomobillerdeki fark kadar fazla değil. Bunu size peşin olarak söyleyebiliriz. Şimdi tekrardan dönelim Regal Raptor'a. Ben burada özelliklerini açtım arkadaşlar önüme. Şarj süresi mesela 5-6 saatmiş bu araba. Yani şarj süresi dediği şu. Otomobili siz evinizdeki prize direkt 220 volt taktığınız zaman 5-6 saat içerisinde şarj olabiliyormuş. Ama bir de yanılmıyorsam bu süre 2 ya da 3 saat olması lazımdı. Burada arkadaşlar lityum iyon piller yok. Bildiğimiz otomobil aküleri kullanmışlar. 6 tane 60 amperlik 12 voltluk akü koymuşlar. Ve bu akülerle araba ne yapıyor? Elektrikli motorunu çalıştırabiliyor. Tabii ki burada şu özellik var. Siz akünün kapasitesini arttırırsanız ya da ne bileyim akü sayısını bir şekilde arttırırsanız o zaman otomobilin menzili de direkt olarak artacaktır. Yalnız şu var, akülerin koyulduğu alan daha fazlasına müsaade etmiyorsa o zaman tabii ki menzili arttırmanız da çok mümkün değil. Şimdi arkadaşlar otomobilin tipine baktığımız zaman bizlere yani Ami ile benzer özellikler sunuyor. Bir direksiyonumuz var, onun haricinde bir dijital ekranımız var, telefon tutacağı falan konulmuş. Oldukça böyle dar bir kabin, elektrikli camlar olduğu söyleniyor. Yani yanlardaki camları tuşla açabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra klima, yani soğutma ve ısıtma sistemi de otomobilde mevcut. Baktığınız zaman genel itibariyle beklentileri karşılayan bir yapıda. Yani eğer siz Ami'yi aldığınızda böyle çok süper bir beklentiniz yoksa bu otomobili aldığınızda da zaten süper bir beklentinizin olmaması lazım. Dolayısıyla böyle yazlık yerlerde vesaire, hani hız yapmayacağınız, şehirler arası yolculuğa çıkmayacağınız bir yerde oturuyorsanız bu tarz bir otomobili alıp 55-60 bin lira verip gayet rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Bu arada bu otomobilin de B1 ehliyetle sürülebildiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle
Türkiye'de bir süredir satılan fakat çok fazla kimsenin dikkat çekmediği bir modeli incelemek istedik. En azından bu modeli sizlere varlığını göstermek istedik. Citroen Ami çok popüler olduğu için biz de bu videoyu çekelim dedik. Malum 210 bin liraya Ami alana kadar 60 bin liraya bu otomobili almak biraz daha mantıklı duruyor. Tabii bir yanda Çin'de gelen bir marka, bir yanda Citroen Fransız devi, otomobil devi. Tabii ki burada bazı farklar olacaktır ama bu farklar bir yanda 210 bin, bir yanda 60 bin lira. Yani aradaki fiyat farkına değer mi? 150 bin liraya değer mi? Bunu tartışmak gerekiyor. Normal şartlarda tabii ki Ami'nin fiyatı Citroen bayilerinde belki de 140 bin lira, 130 bin lira, belki de 100 bin lira olacaktı. Ama işte al satçıların eline düşünce, galericilerin eline düşünce karşımıza tamamen farklı bir fiyat segmenti çıkmış oldu. Evet, eğer bu video ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa ya da söylediklerimize eklemek istediğiniz bir şey varsa alt kısımda yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizin verdiğiniz cevaplara ya da sorduğunuz sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.